Merhabalar İlyada TV'ye hoş geldiniz. Bugün güzel, güçlü duran, 1.65 metre derinlikte havuza sahip, güzel, lüks, premium bir villayla birlikteyiz. Çandarlı'dayız. Genel olarak Çandarlı dikili. Yani bu bölgede eşine pek rastlanmayan bir villa. Açıkçası bunu görmeniz gerektiğini, vaktinizin buna değeceğini düşündüğüm bir villa. O yüzden sizlere göstermek istedim. Havuzumuz hemen burada. 1.65 metre derinlikte. Gerçekten güzel, şık duran bir havuz. Alt katta da direkt buradan oturma grubuna geçişimiz var. Alt katta şöyle, yani mutfağımız var, oturma odamız var. Burada bir tane banyomuz var. Onun dışında geri kalan kısımlar tamamen odalardan ve banyolardan oluşuyor. 6+1 diyebiliriz aslında. Apartman girişini göstereceğim. Oraya da sayarsak 6+1 büyüklüğünde bir villamız var. Konumu güzel, denize yakın. Yukarıdan size görüntüler göstereceğiz. Panoramik bir manzarası da var aynı zamanda. İkinci kattan başlıyor artık manzaralar, öyle söyleyebilirim. Şimdi isterseniz evin genel olarak hem özelliklerinden bahsedelim hem de sizlere bölüm bölüm gösterelim. Güzel bir otoparkımız var. Yani burada da ciddi gölge sağlayan güzel bir bahçe takımı, lüks bir bahçe takımıyla burada güzel görüntü alabileceğiniz bir yer var. Bunun itibarı ile aslında güzel bir yer ama daha henüz peyzaj gibi bu tür detaylar henüz bitmiş değil. Ama ben şu anda bile hani burada bir oturma grubunda oturduğumu, bu havuzun dolu olduğunu düşünüyorum ve hani genel olarak yeşillik bir görüntü var karşımda. Güzel duruyor yani buradan, bak ben bu hayali kurabiliyorum şu an. Memnunum yani bu görüntüden. Ev biraz böyle dediğim gibi kaslı, güçlü bir duruşu var. Yani böyle biraz daha böyle heybetli bir ev. Villanın girişi de oldukça güzel, lüks duruyor. Burada şöyle gördüğünüz gibi yani teras, balkon diyebiliriz. Yani balkondan biraz daha aslında terasa doğru bir evrilme var. Burada hemen işte biraz böyle panoramik bir manzara başlıyor. Buyurun, girişimiz böyle. Bahsettiğim hani çelik kapının açıldığı oda burası. Burayı da sayarsak dediğim gibi 6+1 büyüklüğünde bir villa. Dediğim gibi her tarafta ledlerimiz mevcut. İşte merdiven çıkışlarında vesaire de led aydınlatmalarımız mevcut. Her katta bu bölgede bir tane banyo olduğunu söyleyebiliriz. Her katta banyomuz mevcut. İstersen banyomuzu da gösterebilirsin. Yatak odalarımız buradan başlıyor. Burası ikinci odamız. Güzel, kullanışlı, ferah. İşte gördüğünüz gibi ara pencereleri var. Aynı zamanda şöyle ebeveyn banyosu da mevcut. Çok da şey değil yani, oldukça aslında geniş olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi geniş açı görmeniz için geniş açı lens kullanmak, bunun ışık performansı vesaire biraz düşük oluyor. O yüzden böyle şeyler olabilir. Burada da gerçekten ciddi, çok büyük bir teras balkon karışımı bir alanımız var. Buradan havuza direkt atlayabilirsiniz diyormuşum. Önermem ama düşündürüyor yani. Havuzda dolu olduğunda, peyzajı yapıldığında eminim burası çok şık bir görünüme sahip olacaktır. Yine buradan aynı şekilde manzaramız mevcut. Buraya da çok güzel lüks bir oturma takımının, bahçe takımının yakışacağını düşünüyorum. Aydınlatmalarımız yine güzel. Yani evin aslında her tarafında bir bütünlük sağlanmış. Hani baktığımız zaman renkler olsun, işte kullanılan yani şekiller, keskinlik, keskin bir ev yani böyle. Köşeli bir ev ve hani şey durmuyor. Kötü durmuyor, gerçekten oturmuş. Burada başka bir odamız var.
İsterseniz büyüs kartla devam edelim. Burada panjurları açmadım, kapalı halini görün diye. Burada da yine aynı şekilde planlar tamamen aynı. Yatak odamız. Burada ensuite bedroom'umuz var. Aynı şekilde planları aynı. Burada alt katta burada çelik kapı vardı. Burada da aydınlatmalarımızı açalım. Oldukça güzel, kullanışlı. Şurası ilginçmiş. Yukarıya da bir şeyler koyabilirsiniz buraya. Kameramanınız şimdi size gösterecek. İki oda da buraya açılıyor. Zaten planlar hani burası balkon olarak aynı olmasa da boyutsal olarak planlar aynı. Her odadan aslında açılabiliyor. Diğer köşe odaları saymazsak. Yani gördüğünüz gibi gerçekten ciddi bir manzara. Alt kattaki balkonun balkon kadar uzun olmaması burada bizim daha güzel bir görüntüye sebebiyet vermiş diyebiliriz. Yani alt kattaki balkon ve onun aşağısındaki havuzu buradan görebiliyoruz. Yani böyle daha estetik durmuş, daha güzel olduğunu söyleyebilirim. İşte sağ taraftaki istinat duvarının daha büyük olması, kokulukların burada yüksek ve fazla kullanılmış olması da aynı zamanda hem kalite algısını hem de Çandarlı merkez bu tarafta kalıyor. Oldukça yakın. Karşıda Ali Ağa var. Yeşillik, dağ manzaramız var. Zaten böyle bir ev için böyle bir manzara da olmazsa olmaz bence. Evet, şimdi son kata çıkabiliriz. Düz bir çatımız var. Burada aslında ciddi bir altın var. Yani burayı ister çamaşır odası olarak güzel bir dizaynla kullanıp, ister bir mutfak, bir işte bar olarak kullanım alın. Yani buradaki çatı katında bu manzarayı kullanabilecek, yardımcı olabilecek bir şey yapılabilir. Yani geniş ciddi bir alanımız olduğunu söyleyebiliriz burada. Ve birçok yani proje, çoğu proje içinde hani uygun yani tamamen köşeli. Evet, çok ciddi rüzgar var. Muhtemelen sesim size burada artık duyulmayacaktır ya da kötü duyulacaktır diye düşünüyorum. Artık son kattayız. Burada gerçekten ciddi bir manzara var. Ve artık Çandarlı'nın ada dediğimiz, yani yarım ada dediğimiz kısmı bu taraftan gözükmeye başlıyor. Yani burada da farklı şeylerle değerlendirilebilir. Gerçekten büyük bir alanımız var. Arka tarafa doğru da devam ediyor. Şöyle manzaraya doğru bir kapanış yapabiliriz. Danışmanımız Nurcan Hanım'ın bilgilerini bırakacağım. Aynı zamanda ofis bilgilerini telefon numarasını da bırakacağım. Diğer ilgi
ilgileniyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. İlyada TV'ye abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok fazla rüzgar var. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.